Neden bahsediyor? Şöyle bir tane üçgen çiziyorum. Şöyle. İşte şu açı A açısı olsun, burası B olsun, burası C olsun. Bizden A açısı isteniyor. Ona şöyle x diyebiliriz. Sonra şunlar da verilmiş. C açısı 67 derece. Şurası 67 derece. B açısı da 11 pi bölü 60 imiş. 11 pi bölü 60. Şimdi sonucu da radyan cinsinden istiyor. Biz şunu yapabiliriz. İstersek bunu dereceye dönüştürüp, derece cinsinden hesaplayıp sonra radyana dönüştürebiliriz. Ama şöyle yapsak daha uygun düşer. Dereceyi radyana dönüştürsek şunu, bunu radyana dönüştürsek, sonunda tekrar bir radyan işlemi gerçekleştirmemiş oluruz. Tabii öteki türlü de yapmak mümkün. Şimdi şunu yapabiliriz. Bir kere iç açıların toplamı 180 derece. Radyan olarak da pi radyana eşit olacak. Yani x artı 11 pi bölü 60 artı 67 derece eşittir 180 derece olacak. Şöyle derecelerini de yazalım. 180 derece. 180 derecenin radyan cinsinden karşılığı da pi radyan olur. Şimdi biz istersek şu 67 dereceyi radyan cinsinden yazabiliriz. Hepsi radyan olur. Radyan cinsinden hesaplamış oluruz. 11 pi bölü 60 artı 67 dereceyi eğer radyana dönüştürmek istiyorsak şunu yapacağız. Yanına pi bölü 180 yazacağız. Pi bölü 180 yazdığımız anda bu radyana dönüşmüş oluyor. Eşittir pi. Şimdi şunları toplayabiliriz. Paydalarını eşitlemek istiyorsak 60'ı 3 ile genişleteceğiz. Bunu 3 ile. Şunu da 1 ile genişletiriz. Şöyle devam ederiz. Şöyle yukarıdan devam ediyorum. X artı burası 33 pi bölü 180. İkincisi 67 pi bölü 180'di. Eşittir pi. Şimdi ikisini toplayalım. 100 yapacak. 100 yani 100 pi bölü 180. Bunu da sağ tarafa yollayalım. Pi'den çıkaracağız. X eşittir. Pi eksi şurası 100 pi yapmıştı. 100 pi bölü 180. Şöyle çapraz çarpıp çıkarabiliriz kısaca. Payda eşitlemek yerine, paydasına 1 deyip eşitlemek yerine çapraz çarpıp 100 pi'yi çıkarırız oradan. Buradan bizim x'imiz 180 pi eksi 100 pi 80 pi bölü 180 olur. Şimdi de sadeleştireceğiz. Şu sıfırları götürürüz. Sonra 2'ye böleriz. Burası 4 olur. Bunu 2'ye böleriz. Bu da 9 olur. Yani bizim x'imiz eşittir 4 pi bölü 9 olur. Radyan cinsinden. Tabii şunu yapabilirdik aslında. Bunu dereceye dönüştürüp ki şöyle dönüşür o da dereceye. Pi gördüğümüz yere 180 yazardık. 11 çarpı 180 bölü 60. Şunlar sadeleşir. Burası 3 olurdu. 11 ile 3'ü çarpardık. 33 olurdu. Burası 33 derece olur. 67 derece. Toplarsak 100 derece. Burası 80 derece olacak. Sonra 80 dereceyi radyana dönüştürebilirdik. Böyle de yapabilirdik.